Marmaris Belediye Başkanı Aracer, Türk basında sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olarak kutlanan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle ilçedeki basın mensuplarıyla bir araya geldi. Acar basın bayramını kutladı. Her sektörde olduğu gibi basın mensuplarının da çok zor koşullarda görev yaptığını gayet iyi biliyorum. Herkes bir hayat mücadelesi içerisinde. Temennim ülke genelinde her sektörde olduğu gibi Türk vatandaşı olarak tüm insanlığın, tüm Türk insanının, halkın daha adil, daha demokrat bir ortam içerisinde yaşamını daha kolay bir şekilde sürdürebilecek bir ortamın gerçekleşmesi. Temennimiz bu. Ben katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum. Başkan Acar toplantıda önemli açıklamalar da yaptı. Marmaris Belediyesi'nin prestij projesi olan Burnucu Macera Parkı'nın açılışını 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapmayı planladıklarını açıkladı. Geçen yıldan bu yana çalışmasını sürdürdüğümüz, çok önemsediğimiz prestij projelerimizden birisi olan Burnucu Macera Parkı'nın açılışı için son günlere geldik diyebiliriz. Son hazırlıklar yapılıyor. Buradaki görevli arkadaşlarımızın lisanslı olabilmesi için, diplomalarını alabilmesi için yurt dışından gelen eğitmenlerle çalışmaları başladı. Bir terslik çıkmazsa 30 Ağustos tarihi itibariyle buranın resmi açılışını yapmayı planlıyoruz. Gerek Marmaris halkının, özellikle çocuklarımızın özlemle beklediği ve gerekse civara, yani civar illere ve ilçelere hizmet edecek 20 bin metrekare alan üzerinde kurulacak olan bu macera parkı gerçekten Marmaris'in en önemli prestij projelerinden birisi olacaktır. Başkan Acar, Marmaris'te Eylül ayında gerçekleşecek Dünya Rally Şampiyonası için de hazırlıkların sürdüğünü ifade etti. Dünyanın takip edeceği bu önemli organizasyon için 50 bin ziyaretçinin Marmaris'e gelmesini beklediklerini kaydetti. Eylül ayı içerisinde Marmaris'in ilk defa ev sahipliği yapacağı, çok önemsediğimiz Dünya Rally Şampiyonası'na Marmaris'te ev sahipliği yapacağız. Dün bununla ilgili Muğla'da toplantı vardı. Bu toplantının finalinde artık kurumların, Marmaris Belediyesi'nin, diğer kamu kurumlarının yapması gereken altyapı ile ilgili, bazı malzemelerle ilgili plan programlar gerçekleşti ve buna yoğun bir şekilde hazırlık yapıyor Marmaris. Ve 50 bin misafir ziyaretçinin katılımıyla tüm dünyanın takip edeceği muhteşem bir projeye ev sahipliği yapmanın da gururunu hep birlikte yaşayacağız arkadaşlar. Başkan Acar 2018 turizm sezonu ilişkinde değerlendirmeler yaptı. Marmaris'in geçen yıla göre daha iyi bir turizm sezonu geçirdiğini kaydetti. Marmaris bu sezon, geride bıraktığımız 2 yıla baktığımız zaman çok hareketli, yoğun, kalabalık bir sezon geçiriyoruz. Ne mutlu ki. Tesislerimiz dolu. İşletmeler geçmiş yıllara göre daha mutlu olduğu kanaatindeyim. Gerek hediyelik eşya alışveriş konusunda, gerek yeme içme mekanları, gerekse seyahat acentaları, tur satışı yapan bütün işletmeciler ve konaklama sektöründe bulunan tesislerimizin daha keyifli, daha mutlu olduğunu zannediyorum. Bu kalabalık, bu yoğun ilgiyle beraber amacımız standardımızı arttırmak, kaliteli hizmetin üzerine biraz daha bir şeyler koymak ve bununla beraber fiyatlarımızı arttırarak hangi konuda, hangi iş kolunda olursa olsun ama hizmet kalitesinde de en ufak bir eksikliğe fırsat vermeme düşüncesi içerisinde olmamız gerektiğini ben bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Acar Marmaris Belediyesi'ne iletilen bazı şikayetleri de işaret etti. Marmaris'teki işletmecilere ve esnafa bindiğimiz dalı kesmeyelim diyerek çağrıda bulundu. Ne yazık ki aldığımız şikayetler doğrultusunda gerçekten misafirlerimize kaliteli hizmet sunumu konusunda bazı işletmelerde sıkıntılar yaşandı. Gelen misafirlerimizin fahiş fiyatlarla ürün ve hizmet satın almak zorunda bırakıldığı gibi, gelen misafirlerimize haksız davranışlarda, adil olmayan, etik olmayan davranışlarla yüz yüze kaldığı gibi bazı sorunları da bize intikal ediyor, yaşıyoruz bunları. Benim ricam, istirhamım, bindiğimiz dalı kesmeyelim. Bu vesileyle Marmaris halkına ve Marmaris esnafına da bu çağrıda bulunmayı bir kere daha Marmaris Belediye Başkanı olarak bir borç olarak görüyorum. Ve lütfen gelen misafirlerimizi sadece bugünlük görmeyelim. Uzun vadeli turizmi, uzun vadeli bu cennet Marmaris'in, bu güzel Marmaris'in, marka olan Marmaris'in daha iyi noktalara gelmesi için, hak ettiği yere gelebilmesi için elimizden gelen çabayı 7'den 70'e herkesin göstermesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istedim.